Merhabalar aziz dinleyenlerimiz, değerli kardeşlerim. Öncü insanlarımızın, medeniyet öncülerimizin hayat hikayelerinden kesitler sunuyoruz ve onun etrafında ibret ve hisse almaya çalışıyoruz. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüma bir gün Peygamber Efendimizin mescidinde itikaftayken bir kimse yanına gelerek selam verir ve oturur. İtikaf bildiğiniz üzere Ramazan'ın daha çok son 10 gününde mescide insan yerleşir, ibadetle, zikirle, fikirle meşgul olur. Geceli gündüzlü orada bulunur. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden. İşte İbn Abbas Efendimiz de Peygamber Mescidi olan Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevi'de Böyle bir itikaftayken bir garip kendisine gelir. İbn Abbas kardeşim seni kederli ve mahzun görüyorum deyince o zat der ki: "Evet ey Resulullah'ın amcaoğlu gerçekten kederliyim, üzüntülüyüm. Falan şahsın benim üzerinde bir hakkı var. Fakat şu kabrin sahibi hakkı için söylüyorum ki borcumu ödeyemiyorum." Kabrin sahibi orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki şu kabrin sahibi hakkı için söylüyorum. Borcumu ödeyecek durumum yok. İbn Abbas bunun üzerine senin hakkında o alacaklıyla bir konuşayım mı? Ne dersin? Deyince o garip der ki konuşursanız çok iyi olur efendim. İbn Abbas ayakkabılarını giyerek mescitten çıkar. Adam ona İtikafta olduğunu unuttun mu? Neden mescitten çıktın diye seslenir. İbn Abbas radıyallahu anhuma hayır. Ben şu kabirde yatan ve henüz aramızdan yeni ayrılmış bulunan muhterem zattan duydum ki böyle bunları söylerken de İbn Abbas'ın gözleri yaşarıyor. Her kim din kardeşinin bir ihtiyacını karşılamak için gayret eder ve o işi görürse bu kendisi için 10 yıl itikafta kalmaktan daha hayırlıdır. Halbuki bir kimse Allah rızası için bir gün itikafa girse Cenab-ı Hak o kimseyle cehennem arasında 3 hendek yaratır ki her bir hendeğin arası doğuyla batı arası kadar uzaktır buyuruyor. Evet aziz dinleyenlerim bazı hizmetler vardır ki nice nafile ibadetlerden üstündür. Ubeydullah Ahrar Kuddüsesi Ruh altın silsilenin kol başlarından olan bu aziz arifimiz der ki zamanın icabı ve zaruretini ise onunla meşgul olmak lazımdır. Zikir ve murakabe bir Müslümanı huzura kavuşturacak olan bir hizmet bulunmadığı zaman yapılır. Bir insanın sıkıntısını giderip gönlünü kazanmaya vesile olacak bir hizmet öyle zaman olur ki zikir ve murakabeden daha önde gelir.'' bir gönül kazanmak, mahzun ve kırık bir gönlü sevindirmek, hakkın huzuruna götürülebilecek en kıymetli amellerden biridir. Allah'ın en şerefli varlığı olan insanı sevindirmek, gönüllere sürur vermek, gönüllere neşe akıtmak, farzlardan sonra Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu en önemli hayırların başında gelir. Aziz dinleyenlerim, bir gönlü rahatlatmak, dumanlarla kaplı bir odaya ya da eve bir pencere açmak gibidir. O insanın yüreğinin ta derinliklerinden size karşı duyduğu o derin hissiyat içerisinde sizin için dua edivermesi kim bilir ne, ne tür belaları üzerinizden def ettiği gibi nice nice manevi ihsan ve ikramlara da nail olmanıza vesile olabilir. Onun için böyle gam ve kedere boğulmuş mamum ve mahzun, mükedder, kederli kulların yanında olmak, yüreğimizin onların yanında dolaşması, etraflarda adeta tavaf etmesi ve meselelerine çözüm bulmaya gayret etmesi ne büyük bir insani ve imani bir vazifedir. Yüce Rabbimiz kuluna yardımcı olan kulunu aziz eder, yardımsız bırakmaz. Nitekim bir hadis-i şerifte bir kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da o kulun yardımında olur buyurulur. Bir büyüğümüz bu hadisin şerhinde der ki sen kulca işte iktidarınca Imkan, kısıtlı imkanlarınla Allah'ın bir kulunun yardımında olursan bütün hazinelerin kendi katında bulunduğu alemlerin Rabbi olan Allah da Allahça, Rahmanca ve Rahimce, Kerimce, Cömertçe senin yardımında bulunur. O zaman kim daha kazançlı hesap etmek lazım. Belki daha da gönüller hassaslaşmalı. Hiçbir karşılık beklemeden bir teşekkür bile beklemeden o muhtaçtan o kimsesizden o gamlı ve kederli insandan böyle bir bir e, minnet beklemeden yardım yapabilecek bir kıvam elde etmek gerekir. Yüce Rabbimizden niyazımız böyle bir deryalaşmış gönle hepimizin sahip olması, mümin kardeşlerimizin, insanlığın hayvanatın ve canlı adına ne varsa hatta mahlukatın yardımında yanında olmak gibi bir ruh kıvamını bizlere nasip etmesidir. Allah'a emanet olunuz efendim.